Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme rzukna fid dünya hubbaka ve hubba ma yukarribuna ileyke vel istikamete kema emarte ve fil ahireti rahmeteke ve rü'yetek. Rabbi ceal hazel belede amine ve cünubni ve beniyye en ne'budel asnam. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Muhakemattan okumaya devam ediyorduk. Geçen haftaki bölümde eski eserlerin bir geleneği olmak üzere Hamdele ve Salvele bölümünü okumuştuk, oraya bitirmiştik. Bu Hamdele ve Salvele bölümünde Nursi farklı olarak benim gördüğüm kadarıyla Muhammed Arabi Aleyhisselatü Vesselam nasıl peygamber olduğunu, bundan ne anlamamız gerektiğini kendi bakış açısını ortaya koymuştu diğerlerinden farklı olarak. Burada sanıyorum Farsça bir dipnot var. Onunla başlayalım. Emmabat kısmından önce. Cihanın bütün arslanlarının bağlandıkları bir zinciri hileci bir tilkinin koparmasına imkan var mıdır? Diye bir beyit var zannediyorum. Bir şiirden alıntı. Buradan devam edelim inşallah okumaya. Emmabat. Yani bundan sonra şu fakir, garip Nursi ki bid'at-ü zaman lakabıyla müsemma olmaya layık iken haberi olmadan Bediüzzaman ile meşhur olan biçare tedenni-i milletten ciğeri yanmış gibi feryad-ı figan ederek ah ah va esefa der ki, yani aslında zamana aykırı olarak ortaya çıkan bidatların çevresine göre demiş Eyrisal'de. Bidatlar zamanıyla bu lakapla anılmaya layıkken, bununla müsemma olmaya layık iken, bunun tam tersi olarak ve haberim de olmadan, bir dahlim de olmadan Bediüzzaman, zamanın harikası olarak tanındım diyor. Kendisini bir çare olarak tanıtıyor burada. Tedenni milletten ciğeri yanmış gibi feryad-ı figan ederek diyor. Yani milletin gerilemesi, seviye kaybetmesinden ciğeri yanmış gibi bir feryad-ı figan ederek ah ah diyor. Esefler ediyor. Peki şu soru geliyor aklımıza. Milletin seviyesini kaybetmesinden kastettiği ne olabilir diye düşünüyoruz. Yani acaba ekonomik gerilemeler mi? Bu eserin yazılmış olduğu dönemi de aklımızda tutarsak Osmanlı'nın çöküşü mü? Yoksa bunların da verasında Nursi gibi büyük bir mütefekkiri böyle ah ah ettiren, va esefa dedirten başka bir şey mi vardı diye geliyor aklımıza. Burada benim aklıma gelen, hani sizin de söyleyeceklerinizi inşallah dinleyelim, beraber olsun. Öyle zannediyorum ki 1000 yıldan beri İslam mayasıyla mayalanmış bu topraklarda İslam'ın insanın gönlünde, aklında layık olduğu yeri kaybetmesi, insanların ve kamuoyunun gündeminden düşmesi, artık materyalizmin ve pozitivizmin etkisiyle İslam'ın biraz daha arka plana itilmesi, olayların sadece sebep-sonuç perspektifinden değerlendirilmesi gibi sorunlar geliyor benim aklıma. Daha sonra detaylı konuştuğumuzda inşallah sizin de katılımınızla devam edelim. İslamiyet'in mağz ve lübbünü terk ederek kışrına ve zahirine vakfı nazar ettik ve aldandık. Mağz ve lüb özü, içi anlamlarına geliyormuş. Biz İslamiyet'in özünü, içini, asıl üsaresini mi diyelim artık, onları terk ederek kışrına, kabuğuna, görünür kısmına nazarlarımızı sarf ettik. Bakış açımızı onlara yönelttik. Ve suhi fehim ve suhi edeble
Yani yanlış anlamak ve sui edeble İslamiyet'in hakkını ve müstehak olduğu hürmeti ifa edemedik. Ta o bizden nefret ederek evham ve hayalatın bulutlarıyla sarılıp tesettür eyledi. Burada İslam'ın tesettür eylemesi nasıl olur? Bu geliyor aklımıza. İslam'ın tesettür eylemesi sanıyorum insanlar açısından olur. Çünkü İslamiyet zaten bir güneş gibidir. Sadece gözünü kapayan o güneşten nasibini almaz. Ben de gözümü kaparsam odada ışığın olmadığını söyleyebilirim. Fakat bu benim açımdan bunu setrelemektir, ışığı setrelemektir. Yoksa güneş her zaman olduğu gibi ışığını Allah'ın izniyle sunmaktadır. Bu mütefekkir çok çileler çekmiş bir zat bunları yazdığı için. Aklıma şunlar geliyor. Maz ve Lüb, İslam'ın özünü terk ederek kabuğuna ve görünüşüne baktık. Yani bakış açımızı oraya yönelttik. Ve çok aldandık diyor. Burası çok önemli geliyor bana. Yani hala bunun devam ettiğini görüyorum. Kendi şahsımda da, topluma baktığımızda da bu gerçekten çok büyük bir eksiklik gibi geliyor bana. Çünkü hep bize şu şekilde anlatılıyor. İşte bir insana, inanmayan bir insana İslam'ı teklif ederken işte namaz kılacaksın, şöyle yapacaksın, oruç tutacaksın, şu kadar gün oruç tutacaksın, şu kadar saat, şu kadar dakika. Bu teferruata çok indirgenmiş bir din anlayışımız var. Bu coğrafyada da bizim din anlayışımızda da maalesef işin özünü kaybederek bu tür ritüelleri sanki işin aslıymış gibi zannetmişiz. Hala da belki öyle zannediyoruz. Fakat neden namaz kılmamız gerektiğine dair çok düşünmüyoruz, çok tefekkür etmiyoruz. Bu tür tefekkürlerin olduğu yerde de çok fazla zaman geçiremiyoruz. Bu problemler bence gerçekten hala büyük bir oranda devam ediyor. Devam ederim okumaya. Hem de hakkı var. Zira biz İsrailiyatı usulüne ve hikayatı akaidine ve mecazatı hakaikine karıştırarak kıymetini takdir edemedik. İsrailiyattan gelen bilgileri onların usulüne uygun bir şekilde bakamadık ve hikayeleri o akaide uygun bir şekilde o süzgeçten geçiremedik. Mecazları da benzetmeleri de gerçekleriyle, hakikatleriyle karıştırarak kıymetini takdir edemedik. O da ceza olarak bizi dünyada tedip için zillet ve sefalet içinde bıraktı. Bizi kurtaracak yine onun merhametidir. Burada ceza kelimesi Türkçe'ye çevrilmesinde zannediyorum biraz artık kullanımda değişiklik olmuş. Yani siz daha iyi bilirsiniz de Arapça tam karşılığı karşılık olarak yani illa kötü anlamda değil de mesela cennet de inşallah bir cezadır yaptıklarımızın Allah'ın rahmetiyle bize bir cezasıdır, karşılığıdır. İslamiyet de bizim bu yaptıklarımıza karşılık olarak yani bizi kötü bir şekilde cezalandırmak Türkçedeki anlamıyla değil de sanıyorum Arapçadaki anlamını düşünmek burada daha doğru olacak. Tedip ve zillet ve sefalet içinde bıraktı. Bizi kurtaracak da yine onun merhametidir diyor. İslamiyet'in merhameti. Öyleyse ey ihvari Müslümin, ey Müslüman kardeşlerim geliniz ona tarziye vereceğiz. Yani onun rızasını isteyeceğiz. El birliğiyle deşti sadakati uzatacağız, biat edeceğiz. Onun hablül metinine sarılacağız. Onun sağlam ipine sarılacağız. İslam'ın sağlam ipi nasıl olur? Biz buna nasıl sarılabiliriz? Sarıldığımızdan nasıl emin olabiliriz? Gibi sorulara da cevap vermemiz gerekecek sanıyorum buraları okurken. Ali Hocam devam edelim mi? Tekrar baştan daha detaylı mı bakalım? Nereye kadar okuyalım? Okuyalım işte. Yani devam edelim inşallah. Bir iki paragraf daha devam edebiliriz herhalde. Hem de bila perva olarak ilan ederim. Yani çok pervasızca kendimden emin bir şekilde ilan ederim diyor. Fakat gene bu zatı ve eserlerini biraz okuyanlar, aşina olurlar, bilirler ki böyle bu zat çok desteksiz konuşmaz. Eğer pervasız şekilde, korkusuz şekilde bir şey ilan ediyorsa
Mutlaka bunun background'unda söylediği şey çok çalışmıştır. Altı doludur. Ve başta kendisi olmak üzere bu mesele hakkında düşünenleri de ikna etmeye hazırdır diye anlıyorum ben burayı. Beni geçmiş asırların efkarına karşı mübarezeye, heyecan ve şecaate getiren ve yüzler senelerden beri sevkül ceyş ile kuvvet bulan hayalat ve efhamın müdafasına beni gayrete getiren itikadım ve yakinimdir. Yani kendimden emin bir şekilde söylediklerimin ne anlama geldiğini gayet iyi bilerek şu şekilde ilan ederim diyor. Geçmiş asırların fikirlerine karşı mübarezeye, heyecan ve şecaate getiren, onlara karşı gayrete getiren, cesaretimi yerine getiren, yüzer senelerden beri sevkül ceyş ile, askeri sevkiyat ile diyelim, kuvvet bulan, diliyorum, burada bir teknik problem oluyor şu anda. Evet. Hayalat ve evhamın müdafasına beni gayrete getiren itikadım ve yakinimdir ki, yani bunlara karşı beni müdafaya sevk eden itikadımdır ve imanımdır, yakinimdir diyor. Burada iman değil de yakin kelimesini kullanması da önemli gibi geldi bana şu anda. Çünkü gerçekten söylediğinden son derece emin ve bunları yakin derecesinde gayet iyi bildiğini düşünüyorum. Söylediği şu, bunlara karşı şecaate getiren ve müdafaaya gayrete sevk eden hak neşvi nema bulacaktır. Yani İslamiyet mutlaka, muhakkak bir surette neşvi nema bulacaktır. Yeniden filizlenecektir. İnsanlar yeniden ona dehalet edecektir diye anlıyorum burayı. Eğer çendan toprakta gizlense, yani bu şu anda biz belki bunu göremiyoruz ama yani belki toprağın altında gizlenmiş gibi gözükse de şurası muhakkaktır ki diyor müellif, hak tekrar neşvi nema bulacaktır. İslamiyet güneşi inşallah tekrar insanların kalbinde, gönlünde, aklında, dimağında, vicdanında hak ettiği yeri bulacaktır. Zira insanlık buna muhtaçtır. Tekrar İslamiyet'e dehalet etmeye muhtaçtır. Onun özünü, lübdünü anlamaya muhtaçtır. Görünen zahir kısmından ve kışrından sıyrılıp sadece orada takılı kalmayıp, onlar önemsizdir anlamında değil de, onlardan sıyrılıp işin özüne muhakkaktır ki varacaktır diye düşünüyorum bu söylediklerinden. Ve taraftar ve mültezimleri muzaffer olacaklardır. Bunu destekleyenler, İslamiyet'i destekleyenler, yani Müslümanlar muzaffer olacaklardır. Eğer çendan, gerçi zaman ve zeminin merhametsizliğinden az ve zayıf olsalar. Yani şu anda görünen odur ki belki İslamiyet taraftarları, yani Müslümanlar, İslamiyet'in hak olduğuna inananlar, şu andaki zaman ve şu yeryüzünde, şu şartlarda bu zeminin merhametsizliğinden az ve zayıf olsalar da şurası gerçektir ki muhakkak surette İslam tekrar neşvi nema edecektir. İnsanlar tekrar İslamiyet'in kadrini, kıymetini bileceklerdir. Bilmek zorundadırlar bir yönüyle kendi insaniyetlerini kullandıklarında. Ben devam ediyorum o zaman siz dur diyene kadar. Hem de itikadımdır ki istikbale hüküm sürecek ve her kıtasında hakimi mutlak olacak yalnız hakikati İslamiyettir. Gelecek devirlerde, gelecek zamanlarda hüküm sürecek ve her kıtasında mutlak hakim olacak. Yani mutlak surette o beldelerde, yeryüzünün o bölgelerinde hakim olacak yalnız İslamiyet'in hakikati olacaktır. Evet, saadet sarayı istikbalde taht nişin hakaik, yani tahta oturan hakikatler ve maarif yalnız İslamiyet olacaktır. Eğitim yalnız İslamiyet olacaktır. Onu fethedecek yalnız odur. Emareler görünüyorlar.
Gene çok enteresan geldi şu anda okuyunca bana. Emareler görünüyorlar. Halbuki bu eserlerin yazıldığı dönemde İslam dünyası üzerine düşünen mütefekkirlerin aslında çok da ümit var olmalarını sağlayacak sebepler görünmüyor. Sebep-sonuç ilişkileri içerisinde baktığımızda. Fakat bu zat o emareleri görmüş. Zira mazi kıtasında, geçmiş kıtada, geçmiş dönemde vahşet abad sahralarında haymenişin taassup ve taklit veyahut cehlistan ülkesinde menzilnişin muzahrefat ve istibdat olanlara şeriat-ı garranın galebe-i mutlak ve istilai tamına sebep ve mani olan 8 emir, 3 hakikatle zîr-i zeber olmuşlardır ve oluyorlar. Bu 8 emir nedir? 3 hakikat nedir? Nasıl sebep ve mani olmuşlar? Hani sizler de düşünün diye benim aklıma gelen sorular sizlerin dikkatini çekmiştir benim okurken. Notlarınızı alırsanız inşallah tekrar detaylı baktığımızda bunları konuşmak gerekir diye düşünüyorum. O maniler ise ecnebilerde taklit ve cehalet ve taassup ve kıssislerin riyaseti, bizdeki mani ise istibdat-ı mütenevvi ve ahlaksızlık ve müşevveşiyeti ahval ve ataleti intaç eden yeistir ki Şems-i İslamiyet'in küsufa yüz tutmasına sebep olmuşlardır. Buraya kadar yeter mi Ali Hocam? İsterseniz bir baştan tekrar arkadaşların da soruları veya ilave yorumlarıyla birlikte yapmış olduğunuz güzel açıklamalı okumaya katkısı olanlar da katılmak üzere bir göz daha atalım. Zamanımız olursa devam ederiz yine okumaya inşallah. Allah razı olsun, güzel müzakereli bir okuma oldu. Allah razı olsun. Arkadaşlarımızdan hem konunun başına dönüp hem de başından itibaren sormak istedikleri soru varsa bekliyoruz. Buyursunlar. Veya yorumları olacaksa, dikkatlerini çeken konularda, onları da bekliyoruz inşallah. Şimdilik fikir beyan etmek için yazan veya konuşmak isteyen çıkmadı, bekliyoruz. Beklerken de dikkatimizi çeken noktalar üzerinde, yani altını çizdiğimiz cümleler, kelimeler üzerinde duralım. Bir atıyoruz zaman. Zamanın bid'atı görülmemiş, yani hiç böyle o zamana ait genel standartlara uymayan, o zamanda bulunduğu zamanda herkesin takip ettiği yolu takip etmeyip de onların dışında farklı bir tarz ortaya koyan kimse olması diye isimlendirilmesi gerekirken Bediüzzaman diye isimlendirilmiş. Yani zamanın seçkini gibi. Bunu kendisini tarif ederken kullandığı bir tabir olarak kullanıyorum. Anlıyoruz, yoksa anlıyorum ben, yoksa yalnızca mütevazilik eseri olsun diye değil. Gerçekten takip ettiği usul itibariyle o zaman da öyle bir usul hakim değil idi. Kötü anlamında değil. Kötü anlamında bid'a dediğimiz zamanın bid'atı dediğimiz zaman kötü bir anlamda, sapık anlamında değil. Bu zamanda hakim olan anlayışa uygun düşmeyen, herkesin takip ettiği yolda gitmeyen diye anlıyorum ben.
Evet. Tedenni milletten ciğeri yanmış. Bunu zaten Uğur Hocam açıkladı. Yani maddi bir gerilemeden hiç bahsedeceğini zannetmiyoruz. Zaten hemen cümleler, aşağıdaki paragraflar konunun nerede düğümlendiğini gösteriyor. O veya gerçekten gerilemenin nerede olduğuna vurgu yapacak. O da açıklandı. Yani bir problem sahibi insan. Ciğeri yanmış, feryat ediyor, ah diyor, ne yaptık, ne oldu, ne hale geldik, neden böyle oldu diye derdi olan bir insan olduğunu söylüyor, çare arayacak. Önce bir durum tespiti yapıyor. Ne oldu da İslamiyet ya da İslamiyet'e tabi olduğunu söyleyenler arasında söyleyen kişilerin ne gibi bir hatası oldu da tedenni başladı. Bu ikinci paragraf çok çok önemli geldi bana. Hatta hepsinden önemli geldi. İkinci paragraf. İslamiyet'in mağz ve lübbünü terk ederek kışrına ve zahirine vakfı nazar ettik ve aldandık. İslamiyet'in özünü terk ettik. Sonraki yazılarında İslamiyet'in özünden ne kastettiğini sorguladığımızda, sonraki yazılarında İslamiyet'in temel esaslarda yapmış olduğu inkılabı biz artık ne şahsi bazda, kişisel bazda, ne de ümmet bazında İslamiyet'e tabi olduğunu söyleyen, iddia eden insanlar grubu bazında artık İslamiyet'in temelde gerçekleştirdiği değişimi, inkılabı terk ettik. Onun yerine zahirine, kabuğuna takıldık kaldık. Zahiri, kabuğu İslamiyet'in dış görünüşteki tezahür ettiği şekil veya dış görünüşünü aldık. Efendim biz Müslümanız dedik, yıllarca İslamiyet'in bize getirdiği anlayış değil de hayatın hangi esaslara göre tesis edilmesi, yaşanması gerekir sorusunun cevabı değil de şunu yapacaksın, şunu yapmayacaksın, şu kadar genişlikte su olursa doğru pis olur, şöyle olmazsa pis olmaz diye yıllarca aynı nakaratı söyleye geçirmişiz İslami eğitim adı altında. Ama gerçekten İslamiyet'in getirdiği mesela Arapça gramer kurallarını yıllarca öğrendik. Peki bu gramer kurallarıyla okuduğumuz Kur'an'ın verdiği mesaj ne diye gelince, Arapça ilminin, bir dil bilgisinin veya bir dili öğrenmenin ötesinde, peki bunu ne yapacağım bu dille ben? Kur'an'ı anlayacağım. Peki Kur'an'da ne mesajı var dediğimizde o Arapçayı öğrendik, ondan sonra fıkha geçtik. Yani pratik hayatta Kur'an'ın ana mesajıyla ne kendimizi ne de ümmetin genel o toplum olarak yaşayışını Kur'an'ın ana mesajı üzerine, öz mesajı üzerine, lübbü üzerine, esası üzerine tesis etmedik, onu ihmal ettik. Onun için de diyor aldandık. Ve sui fehim ve sui edeble İslamiyet'in hakkını ve müstahak olduğu hürmeti ifade edemedik. Edepsizlik yaptık. Yanlış anladık ve yani sui fehim burada gafletle, bilemedim, yanlış anlamışım değil. Yanlış anlayarak
anlaşılması gerektiği gibi anlamamak suretiyle edepsizlik yaparak İslamiyet'in hakkını ifa etmedik, vermedik, hürmet ifa etmedik. Ta o da bizden nefret ederek evham ve hayalatın bulutlarıyla sarılıp tesettür eyledi. Bizden saklandı hakikat. Hakikat duruyor orada ama sizinle benim bir ilişkim yok arkadaş diye çekildi gitti. Bizden gizlendi. Ama hayalatın bulutlarıyla, evhamın hayalatın bulutlarıyla gitti. Yani bizimle İslamiyet'in gerçeği arasında biz İslamiyet'i yalnızca hayalimizde, vehmimizde tuttuk. İslam'ın gerçeğini kendimize indirmedik. Gerçek mesajını kendimize indirmedik. Bunu Nursi'nin yeni yazdığı eserlerden anlıyoruz. İman esaslarını tesis eden bir din olarak İslamiyet'i almadık. İman esaslarını nasıl tahkik ettiğini, nasıl talim ettiğini, öğrettiğini ön plana alan bir İslamiyet ile tanışma söz konusu olmadı. Bunun birçok örneği var, hala da devam ediyor. Aynı hastalığın hala da toplum olarak Müslümanlar diye bilinen insanların bulunduğu coğrafyalardaki toplumun ana prensipleri mesela son zaman, en son zamanda yani kilise yıkıyorlar, camilerini yıkıyorlar birbirlerine değişik grup Müslümanların. Yok şu grubun camisi onu yıkıyor, vuruyor. İnsanların ilgi alanları camiyi yıkmakta, camiyi yapmakta veya kiliseyi yıkmakta. Ama kilise binasını yıktın, ne kazandın kardeşim? Kimse bunu düşünmüyor, ne kazandım? Hristiyanları artık bizim yerimiz yok, o halde Müslüman mı olalım dedirttin. İstihamiye mi gidelim, kilise yok, ne yapalım artık? İbadet edecek yerimiz yok, Müslüman olalım da camiye gidelim mi dedirttin. Bu kadar basit, bu kadar ufuksuz, artık İslamiyet'le uzaktan yakından ilgisi olmayan davranışları din adına bayrak yapıp veya dile getirip İslamiyet'i tamamen kendimizden uzaklaştırdık. Yani bu en son zamanlardaki olaylar ama birbirlerinin işte yönetimi sen ele geçireceksin, ben ele geçireceğim kavgasıyla Kur'an'ın mesajı, Kur'an insana ne veriyor, nasıl bir dünya görüşü, nasıl bir varlık görüşü, nasıl bir insan görüşü, nasıl bir hayat görüşü takdim ediyor, öğretiyor sorusunun cevabı üzerinde hiç durmadık. Bu dünyanın mahiyeti nedir hiç durmadık. Kur'an hep bunları anlattığı halde. Kur'an insanların dünya görüşünü değiştirmek için geldi. Yoksa senin yani elbiseni değiştirmek için, ev stilini değiştirmek için. Yoksa yani onlar sonuçta gelecek işler, zahiri değiştirmek için gelmedi. Ama sen belli bir anlayışa sahip olursan, o anlayışa uygun ev yaparsın, o anlayışa uygun elbise giyersin, o anlayışa uygun davranışlarda bulunursun. Ama anlayışın değişmesi lazım. Anlayışı değiştirmeden yapılacak her türlü değişim hareketleri zahiri değiştirmek, öz değişmediği için yine insan zahirini değiştirse bile özü değişmediği için aynı şekilde kalır, tekrar döner, eski özüne gelir. Aslını, esasını değiştirme için gönderilmiş insanın varlık anlayışı, varoluş nedeninin anlayışı, neden var olduğu hakkındaki anlayışı değişmediği sürece zahirdeki yapılan değişikliklerde bir fayda gelmez,
Ve onun içinde zaten İslamiyet bizden uzaklaştı. Çünkü onun getirdiği değişikliği hayatımıza uygulamadık veya İslamiyet'i o şekilde tanımadık. Hala bu hal devam ettiği için çok insanı üzüyor. Bize de, bizim de dikkatimizi çekiyor. Demek ki biz İslamiyet nedir, Müslümanlar kimlerdir diye sorulduğu zaman çok basit bir cevap bu. Yani sen Müslümansın kardeşim, senin dinin nedir diye sorulduğu zaman benim dinim, benim varlığımı şu şekilde tarif ediyor. Dünyayı şöyle anlamamı söylüyor. Hayatı şu şekilde yorumlamam gerektiğini, kavramam gerektiğini söylüyor diye özünden tarif etmem lazım. Yoksa İslamiyet deyince günde beş vakit namaz kılarız, namaz kılarken eğiliriz, yatarız. Bunları anlattığınızda İslamiyet'i tarif etmiş olmuyorsunuz. Çünkü eğilmenin, secde etmenin ne anlama geldiğini ve neden olduğunu izah edemedik. Peki, bu çok önemli noktaydı. En önemli kilit nokta bu ikinci paragraf diye anlamıştım. Devam edelim. Sizden katılmak isteyenlerin lütfen sorularınızla katılırsanız, soru, yorum, açıklama, itiraz, memnun olurum. Hepimiz memnun oluruz inşallah. Şimdi İslamiyet bizden uzaklaştı. Yani kendisini dedi ya, siz beni rezil ettiniz, ben sizi terk ediyorum diye kaçtı. Peki böyle yapmakta hakkı da var diyor. Hem de hakkı var, zira biz İsrailiyatı usulüne ve hikayatı akaidine ve mecazatı hakaikine karıştırarak kıymetini takdir edemedik. İsrailiyattan maksat çok söylenir ama İsrailiyat Yahudi alimlerinin naklettiği masallar. Şart değil efendim Yahudi alimlerinin naklettiği masallar. Onların naklediyor olması şart değil. İsrailiyat demek Yahudi dininde Yahudi alimlerinin takip ettiği usul demektir. Onları takip ettiği usul gelen mesajın, Tevrat'ın ana umdelerinin, temel usulünün, din anlatım usulünün özünü terk edip meseleyi zahirdeki anlatılan hikayelere dönüştürmek demektir. Mesela bizde de İsrailiyat dolu ama hiç de Yahudilerden nakledilen hikayeler olmasın. Yahudi kaynaklarından gelen hikayeler olmasın. Meselenin zahirini anlatmak, buradaki anlatışına göre hikayesini anlatmak fakat akidesine, inancına temel olan anlayışa değer vermeden onun hikaye kısmını anlatmak. Ne oldu? Belkıs'a karşı Süleyman'ın ordularıyla gitti. Bakın hikaye anlatıyorum. Sonra Belkıs etrafındakileri topladı. O ileri gelenleri, toplumun ileri gelenlerini, bu işten anlayanlarını, harp erkanını topladı. İşte büyük bir ordu geliyormuş, ne yapalım dedi. Bak hikaye anlatıyorum. Akaidi yok. Aynı şeyi ben Müslüman, hiç de Yahudi alimlerinden ya da Yahudi kaynaklarından nakledilmemiş bir şekilde Kur'an'a karşı da kendim hikayesiyle muhatap olmak suretiyle Yahudi alimlerinin Tevrat'a yaptığını Kur'an'a Müslüman bir alim de yapabilir. Buna İsrailiyat denir. İsrailiyatı mutlaka Yahudi alimlerinin nakillerinden gelen hikayelerin İslam kitaplarına girmesiyle sınırlı olarak anlamamak gerekir. Tavır önemlidir. İsrailiyatı asıllara, yani
hikayeleri akidelerine tercih etmek. Akide, inanç temellerinin yerine hikayesiyle yetinmek. Mecazatı, bunu da açıklıyor, geleceğim. Susacağım. Bir dakika, yalnız tamamlayayım çünkü tamam olmadı. Mecazatı hakaikine karıştırmak. Aynı şeyi anlatıyor. İsrailiyatı usulüne karıştırmak ne demektir? Hikayeyi akideleri hikayeye dönüştürmek, hakikatleri mecazatı hakikate karıştırmak. Yani Kur'an-ı Kerim'de ya da Tevrat'ta mecaz bir ifade var. O mecaz ifadeyi alıp aynen öyle hakikati bu işin buymuş gibi anlamak. İşte İsrailiyat denilen olan budur. Biz aynı usulü Kur'an'a da uygulayabiliriz. Uygulandığını da görüyoruz. Ben sustum, buyurun. Kısa iki soru. Birincisi, yani Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri kendimize hitap eder tarzda okumazsak ona İsrailiyat yönü, yani Kur'an'da öyle bir yön yok da İsrailiyat okuyor gibi mi muhatap olmuş oluruz? İkincisi de bu mecazatı hakaikine karıştırarak meselesinde buradaki ölçü, yani neyin hakikat, neyin mecaz olduğu meselesinde mesela tevhid falan mı ölçü orada veya oradaki ölçümüz ne mecaz olduğunu anlamaktaki? O çok uzun bir konu. Yani güzel bir soru. Temelli bir soru, uzun bir soru. Belki muhakematın devamında üçüncü makalede bunların detayına giren araştırmalar yapacak. Çok öz olarak benim anladığımı söyleyeyim. Bu mecazatı hakaikine karıştırmak demek aynen şimdiki tabirinle literalist olmak demek. Peki literalist olmak ne demek? Aynen kelimeyi alırsınız. Geçen Kur'an-ı Kerim'deki veya Tevrat'taki geçen bir olayı anlatımı mecazdır o. Sana örnek olsun diye anlatılmıştır. Hayır, aynen öyle olmuş diye okursunuz. Bunu Kur'an'ın neredeyse yarısına ya da en azından biraz daha mütevazı olalım, üçte birine uygulandığını görüyoruz. Kur'an'daki anlatılan mecazların hepsini neredeyse insanlar literal olarak okuyup, yok işte Musa şöyle yapmıştı, yok Adem şöyleydi, melekler geldi ayağa kalktı, iblis isyan etti. Hepsini mecaz, o mecaz ifadelerin hakikat olarak anlaşılmasın, hakikatını anlamak yerine mecazın bizzat kendisini hakikat yerine koymak. Yani Allah bana melaike ile yapmış olduğu konuşmayı anlatıyor kardeşim demek. Bunun ölçüsü ne olacak? O güzel bir soruydu. Kendimize okumak mutlaka her Kur'an-ı Kerim'deki geçen her figürü nedir? Her ismi ya da her, bir Türkçe'de yardımcı olun, geçen her karakteri, teşekkür ederim. Her karakteri kendim diye almam lazım. Kur'an bana bu karakteri anlatıyor. Çünkü o karakterin temsil ettiği özellik bende var. O özelliğimi terbiye etmek için konuşuyor. Bu önemli, çok güzel zaten bilerek sorulmuş bir soru olduğu belli. Kendimi okuyacağım, bu bir. İkincisi, esas soru, efendim mecaz ile hakikat arasındaki ölçü veya kriter neden, neyin mecaz, neyin hakikat olduğunu. Kur'an kelamullah'tır. Çok ana bir tarif yapalım, ona göre, yoksa detaya inmemiz mümkün değil, hem kapasitemiz yok, hem de zaten bu muhakematte bunlar anlatılacak. Özellikle ikinci ve üçüncü makalelerde.
Kur'an kelamullah'tır. Yani benim yaratıcımın bana konuşmasıdır. Benim yaratıcım bana benim şartlarımda konuşur. Ama söylediği mutlak hakikattır. Mutlak hakikat, yaratık alem-i şehadet sınırlı, mahdut kapasiteye sahip insana ancak mecaz ile anlatılır. Teşbih ile anlatılır. Yoksa mutlak, mutlak olarak anlatılmaz. İnsan anlamaz. Sınır koyması lazım. Hudut vermesi lazım. Sınırlarını belirlemesi lazım. Ve bu sınırlar insan kapasitesiyle belirlenir. Yani mutlak olan, gaybi olan bir hakikat, sınırlı olan insana nasıl anlatılır? Onun anlayabileceği sınırlar, kalıplar, kelimeler içerisinde anlatılır. Onun için Kur'an Allah kelamı olmakla birlikte, Allah'ın konuşması olmakla birlikte Arapçadır. Yani insanın anlayacağı bir dildedir. İnsana bakan yönüyle insanın konuştuğu bir dilde, konuşmacı Kur'an ile konuşana bakan yönüyle mutlak ilimden gelen, mutlaktan gelen bir konuşmadır. Onun için Kur'an'ın bu özelliğini ihmal etmemek gerekir. Lisan-ı gayb, alem-i şehadette lisan-ı gaybın konuşmasıdır. Yani sınırlı alemde sınırsız ilmin dile gelmesidir Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla her yönüyle mecaz olmak durumunda. Ben onu kendi dünyama uygularken, eğer yalnızca fıkhi anlamda Kur'an'a muhatap olacak olursam, fıkıh diye bildiğimiz muamelatın düzenlenmesi anlamında insan toplumunun hayatını tanzim etme, hukukunu muhafaza etme anlamında Kur'an'ın bir ayetine bakacak olursam, o ayetteki geçen toplumun hukukuyla ilgili olan yönü benim pratik hayatımdaki uygulanan yönü olacak. Bu ayrı. Ama Kur'an'ın bana vermek istediği mesaj, benim pratik hayatta uygulayacağım kuralların gerisindeki yatan itikadi esasları bulmaktır. İtikadi esasları bulacağım zaman mutlaka o Kur'an'a mecaz ifadelerdir diye bakacağım. Pratik uygulamaları tespit edeceğim zaman, yani fıkhi hükümler içtihad edeceğim zaman, istinbat edeceğim zaman ise benim şartlarımdaki kullanılmış dilin kuralları dahilindeki ifade ettiği manayı ele alacağım. Yani hakikatin ve hangisi hakikat, hangisi mecaz diye bir soru kendi içinde Kur'an tanımına göre çelişkilidir. Kur'an alemi şehadette alemi gaybın lisanıdır. Bunu anlatabilirsem bu konuda yeni bir şeyler dünyamıza katılacak olursa çok memnun olacağım. Allah'a da şükredeceğim. Çok önemli bir konu bu. Kur'an'ın mahiyet itibariyle kelamullah olduğu, benim şartlarımda ise alemi şehadetteki bir konuşma olduğu. Dolayısıyla insan kendi şartlarında algılayacak ama bunun alemi gaybtan ve mutlak alemden geldiğini de hiçbir zaman ihmal etmeyecek. Yani bir örnek, zekat veriniz ayetinde zekatı maldan alıp bir şey vermek olarak algılamak sosyal hayattadır. Yani sosyal hayatta
kişilerin hukukudur. Fakirlerin hukuku var. Benim 100 liram var. 100 liramdan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın, Resul'ün, elçinin, öğretmenin, görevlinin bize söylediği en az %2,5 nispetindeki kısmını benim malımdan alıp fakirin malına vermek toplumun hukukudur. Bunu nereden öğreniyorum ben? Ve atü zekah ayetinden öğreniyorum. Bu ayrıdır. Bunu ben oradaki söylediği, Resulullah'ın da uyguladığı şekilde namazı kılın, güneş doğunca kılın, güneş battıktan sonra kılın, geceye kaldığınızda kılın, güneş tam ortadayken kılın diye söylediğini ben gerçekten güneş tam ortadayken şimdi namaz kılma vakti diyeceğim. Biraz malım bir yıl benim elimde kaldığı zaman bunun artık fakirlere olan hakkını vermem lazım diyeceğim. %2,5'unu en az, fazla da olabilir ama en az %2,5'unu fakir olanlara dağıtacağım. Malımdan alıp vereceğim. 100 liram var, 2,5 lirasını vereceğim fiziken. Bu işin benim dünyamdaki toplum hukukunu ilgilendiren, kişinin fiziki hayatını ilgilendiren düzenlemelerdir. Ama aynı ayetlerde ve böyle bir düzenlemeye girmeyen binlerce diğer ayette. Böyle düzenlemeye giren ayet sayısı 270 tane. 60-70 o aralarda bir şey. Çünkü değişiyor hangi açıdan baktığına göre. En fazla 300. Ama 6300 ayette böyle bir düzenleme söz konusu değil. Onlar tamamen, hatta böyle bir düzenleme yapan ayetler de toplumun hukukuna, kişinin hayatını, fizik hayatını, fiziki hayatını tanzim eden kısmına bakan yönüyle literal olarak alınır ama itikada bakan yönüyle yine mecaz olarak alınır. Çünkü Kur'an nature, tabiatı, aslı, esası, özü itibariyle alemi gaybın lisanıdır. Benim için mecaz olmak zorundadır. Onun için ben Kur'an'ın hepsine mecaz olarak bakacağım. Ama hukukun tanziminde, fiziki hayatın, maddi hayatın düzenlenmesinde, tanziminde Kur'an'ı tarihi şartlarda nasıl gerçekleşti, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nasıl uyguladıysa öyle uygulayacağım. Fakat mesela şunu diyemem. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam La ilahe illa hu'yu nasıl uyguladı? Bunun böyle fiziki hiçbir uygulaması yoktur. Ne yapacaksınız? Ne yapacağız? Biz bu ayeti veya La ilahe illa hu'yu açıklayan, Kur'an-ı Kerim'in hepsi La İlahe İllahu'yu açıklar. Açıklayan ayetleri veya ayetlerin La İlahe İllahu'yu açıklayan yönünü hep kendi dünyamda içselleştirmeye, ne anlama gelir, benim için ne demektir bu diye, yani mecaz ifade olarak almaya mecburum. Mecburum. Almadığımız zaman Kur'an komik bir kitap olur. Yani doğru dürüst bir tarih kitabı bile değil, doğru dürüst masal kitabı bile değil. Yani masal kitabı olarak alsan çok komik saçmalar yığını olur. Uydurmalar yığını olur. Ama itikadi esasları tesis eden yönüyle ki yorumlanması gerekir. Her şey bu ne demek, bu ne demek, bu ne demek, ne diyor bana? Alem-i gayipten, sonsuzdan gelen açıklamadan pay almak için, bir parçacığını yakalamak için yorumlamam gerekir. Çok uzattım. Çünkü önemli bir konu, çok uzun bir konu ve mecaz ile mecazatı hakaikine karıştırarak kıymetini takdir etmedik. Mecaz olmayan bir şey var mı? Şahsen benim cevabım hayır. Hayır. Mecaz olmayan bir şey yok Kur'an'da. Ama namaz kılın dedi, şimdi bunu mecaz mı alacağız diye çok basit, adi bir şekilde, o zaman namaz kılın dua demektir, namaz kılmaya gerek yok demek.
tamamen adiliktir, art niyetliliktir. Kur'an'ı tamamen literal olarak okumak şartlanmışlığının en her zaman başvurduğu itiraz kanalıdır. Hayır, Resulullah'ın uygulaması var ama o uygulama bu işin fiziki tanzimiyle ilgili olan yönüdür. Esas Kur'an'ın öğrettiği o fiziki tanzimin içindeki, fiziki tanzim de var ama onun tabanında yatan itikadi esaslardır. İtikadi esaslar gaybidir, gaybi olan absolüttür, mutlaktır, mutlak olan mutlaka yorumlanmalıdır. Yorumlamak zorundasınız. Ne demek istiyor burada? Bana ne diyor demek zorundayız. Yani bunu anlatabildiysem eğer, ben Allah'a çok şükredeceğim. Çok önemli bir konu bu. Her yerde, Kur'an'ın her ayetinde. Mutlaka bu ne diyor, bu ne diyor, ben burada ne pay alacağım sorusunu sormak zorundayız. Evet, böyle yapmazsak, böyle yapmazsak, işte İsrailiyatı usulüne tercih edersek, karıştırırsak ve takdir etmezsek Kur'an'ın hakkaniyetini, o da ceza olarak bizi dünyada tedip edip, zillet ve sefalet içinde bıraktı. İşte Alem-i İslam Türkçedeki tabiriyle belini bir türlü doğrultamıyor, ben de belimi bir türlü doğrultamıyorum. Neden? Kur'an'ı hakikatini anlamak için okumuyorum da ondan. İslam'ın ahkamının hakikatini anlamak için bakmıyorum da ondan. Onun için insan olarak başı dik, mesela göğsü ne derler, göğsünü gere gere başını dik, insani haysiyetiyle yaşayamıyorum. Neden? Çünkü insanlığımın ne demeye geldiğini öğrenmedim ki. Zilletle ya esbaba taparak ya esbabı temsil edenlerin zilleti altında ezilerek şahıs olarak, toplum olarak yaşamak zorunda kaldık. Neden? Sanki Kur'an'ın bedduasını aldık. Beni böyle rezil ettiniz. Hem elinize aldınız hem temsil etmediniz diye. Kelamullah'ın bedduasını aldık. Onun için zillet ve sefalet içinde bıraktık. İşte bazen insanlara aşırı bir yaklaşım, aşırı bir tahlil gibi geliyor. Kardeşim, elinde Kur'an olmayanlar kendi dünyalarında yanlışlarıyla beraber çırpınıp gidiyorlar. Onların bir hatası var. Ya elinde Kur'an olanlar kendi dünyalarında yanlışlarıyla çırpınıp gitmiyorlar. Bir de Kur'an'ın hakkını vermedikleri için Kur'an onlardan şikayet ediyor. Yani bizden, onlar derken başkalarını kastetmiyorum. Bizim elimizde de Kur'an var. İşte Kur'an'ı okuma ve anlama usul kitabı, muhakematı okuyoruz beraber. Onun için biz iki defa suçluyuz. İki defa, iki kat rezil oluyoruz elimizdeki Kur'an'la. Bir bakıyorsunuz, elinde Kur'an olmayan bir insan vakur bir şekilde siz ona itiraz ettiğiniz zaman, kardeşim bu senin hakkın, itiraz edebilirsin, benim yolumu beğenmiyorsan beğenme, ben beğeniyorum, yoluma devam ediyorum diye vakarla karşılık veriyor. Ama bir Müslüman İslamiyet'in hakikatini, hem Müslümanım diyor, hem elimde Kur'an var diyor, hem de Kur'an'ın hakikatini temsil etmediği için ona birisi seni ben kabul etmiyorum, sen yanlışsın dediği zaman deliler gibi, çılgınlar gibi bağırmaya başlıyor. En rezil duruma düşüyor, insani vakarını dahi koruyamıyor. Neden? Hem elinde Kur'an olsun, hem de onun hakkını vermek için çalışma, kendi kafana göre git. Yani hem elinde Kur'an var, hem Kur'an'la ilgin yok. O zaman Kur'an sana lanet ediyor. Kur'an'ın sanki kahrını
kahrını alıyoruz, kazanıyoruz. Onun için alemi İslam Kur'an'daki hakikate sarılmadığı sürece rezil olmak zorunda kalacak. Kur'an'dan hakikate sarıldığı anda gerçekten insan olarak yaşamaya başlayacak ama hakiki insan olarak yaşamaya başlayacak. Şimdi tavsiyesi var burada. Bizden nefret etti, ayrıldı diyordu. Evet. Bizi rezalet ve sefalet içinde bıraktı, gitti Kur'an dedi. Bizi kurtaracak yine onun merhametidir. Yani onun merhametine dönmemiz lazım. Nasıl yapacağız bunu? Onu takip eden paragrafta diyor ki, öyleyse ey ihvan-ı müslümin, ey kendini Müslüman bilen kardeşlerimiz, geliniz ona tarziye vereceğiz. Yani özür dileriz, yanlış yaptık, şimdiye kadar sana yanlış muamele ettik. Bizi affet, sana doğru muamele edeceğiz. Karar veriyoruz, söz veriyoruz dememiz lazım. El birliğiyle desti sadakati uzatacağız, biat edeceğiz. Evet, sana dönüyoruz. Artık hem elimizde Kur'an var, hem kalbimizde dünya hakimiyeti var. Dünya sevgisi var. Dünyanın süsleri var, gururu var vesaire. Elimde Kur'an var ama hakim olmak istiyorum. Bu çok rezil bir haldir. Elinde Kur'an olmayan bir insanın hakim olmak istemesi, dünya sultanı olmak istemesi, lider olmak istemesi gayet normal. Neden? Enaniyeti ona git lider ol diyor. O da ben niye olmayayım diyor. Ama elinde Kur'an olan birisi o enaniyetini kırman lazım. Hizmetçi olman lazım. Yönetici değil diyen Kur'an'ın mesajına hiç dikkat etmiyor, ben hakim olacağım diyor. Elinde Kur'an var, tevazuyu bırakmış, enaniyeti almış, insanlara hizmeti bırakmış, yönetimi ele geçirmeye çalışmış kaprisiyle hareket eden bir insan iki defa ihanet içerisinde. Yalnızca enaniyetine uymakla değil, Kur'an'ın hakkına tecavüz etmekle de iki kat ihanet içerisine giriyor. Onun için rezaletten kurtulamaz. Onun için diyor zaten özür dileyeceğiz, sadakat elimizi uzatacağız, Kur'an'a biat edeceğiz, onun hablül metinine sarılacağız. Yani onun hakikatlerine yönelip, o hakikatlarıyla kendimizi eğitip ona göre davranacağız. O hakikatleri ayak altına almayacağız. Kur'an'ı yalnızca ceza kitabı ya da askerlikteki şunu yapacaksın, şunu yapmayacaksın kitabı haline dönüştürmeyeceğiz. Askeri talimgah kitabı gibi. Talim kitabı mı derler? Talimgah rehberi mi derler? Ne derlerse onun gibi haline dönüştürmeyeceğiz. Ama onlar, tekrar tekrar söyleyeyim aman efendim, kurallarımızı elimizden aldınız, kuralsız kaldık değil. Onların içini dolduracağız. Onların hakikatini dolduracağız. Onların o hikayelerin içerisindeki akideleri dolduracağız. Akide nedir? Ne gibi bir iman esası tesis ediyor? Bunları dolduracağız. Kur'an'ı bunun için okuyacağız. Kendimize bu noktada rehber edineceğiz. Bu bir hastalıktır. Öyle bir hastalık, öyle bir yaygın ki bu hastalık. Herkes titriyor. Herkes titriyor. Kur'an'ın hakikatini öğren kardeşim, namazın hakikatini öğren dediğinde, aman efendim 5 vakit namaz kılmayacak mıyız? Namazı kılmasak da olur mu demek istiyorsun veya demeye getiriyorsun. Şimdi yani namazın erkanı önemli değil mi demeye getiriyorsun diye hemen aşırıya
öbür uca gidip yani çizginin diğer tarafına gidip namazı kurallarına falan dikkat etmeden kılman önemli değil, kılmasan da olur, yeter ki kalbini temiz tut dediği veya denildiği anlamına getirmek suretiyle çırpınıyor sanki kurallarım elden gidecek diye, ama kuralın içi boş. Kuralın içi boş. Zekat verirken rakamlar üzerinde duruyor, duruyor ama tezkiyesi yok. Zekat tezkiye demekti kardeşim. Temizlemek demekti. Neyi temizliyorsun? Nasıl temizliyorsun? Bunun üzerine düşündün mü? Bunu gündeme getirmiyoruz. Nasıl temizlenir ki? Kur'an'da temizlemek zekattan ayrı olarak da anlatıyor. Nefsin temizlenmesi olarak da anlatır aynı kelimeden. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا aynı kelime. Yani Kur'an neyi anlatıyor bana zekat ile dediğinde, yani şimdi mal vermeyecek miyiz diye çığlık ediyor. Kim dedi sana mal vermeyeceksin diye? Mal verirken ne halde olacağını Kur'an'dan öğrendin mi? Hangi anlayışla mal vereceksin? Yüzde kaçından başka hiçbir şey bilmiyorsun. Kur'an'ın yüzde kaçını bile ifade etmediğinden haberin bile yok. Ama Resulullah uyguladı, tamam. Yani haberin bile yok. Bu kadar Kur'an'dan uzağız. Neyse, çok şikayet edeceğimiz konularımız var. Kendimize şikayet edelim. Kur'an'ı iman eğitim kitabı, dünya görüşünü, insaniyet görüşünü tesis eden, yenileyen bir rehber, Allah'ın rehber konuşması olarak esas almaz isek, yaptığımız dini faaliyetlerin içi boş kalacak ve Kur'an'da bize küsecek, bizi terk edecek, terk ediyor, etti. Ama terk etmemesi için ona tekrar dönmemiz lazım, onun hamlül metinine sarılmamız gerekir diyor. Hem de bir devam ediyorum buraya kadar arkadaşlarımızın sorusu, komenti varsa buyursun. Şimdi şu paragrafta hem de bila perva olarak ilan ederim diye başlayan paragrafta ufak bir kelime değişimi var. O kelime değişimine dikkat edelim. Beni geçmiş asırların efkarına karşı mübarezeye heyecan ve şecaate getiren ve yüzler senelerden beri sevgili cevşiyle kuvvet bulan hayalat ve evhamın yüzlerce senelerden beri bu yanlış anlayış destek gördü diyor. Beni sevgili cevşiyle, yani herkes onu destekledi. Allah artık bütün medrese eğitimleri, eğitimi, resmi eğitim kurumları hepsi zahiri öğreten müesseseler haline dönüştü. Devlet yardımları zahiri öğreten eğitim kanallarına, eğitim müesseselerine kanalize edildi. O Cevşil, Sevkül Cevşil'den maksat odur diye anlamıştım. Evet, bütün bunlara karşı beni gayrete getiren itikadım ve yakinimdir ki hak neşvünema bulacaktır. Şimdi bakın, alemi İslam demedi burada, hak demeye başladı. Hakikat neşvünema bulacaktır. Eğer çenden toprakta gizlense bile hak ölmez, hakikat ölmez. Ama hak mutlaka bir gün çıkacak. Yoksa o hakkı gönderen, hakkı bize bildiren, kendisi hak olan bu kainatın sahibi lüzumsuz, hikmetsiz, boş bir iş yapmış olur. O mutlaka neşvünema bulacaktır. Kainat varsa, hakikat çekirdek halinde de olsa vardır. Ve toprakta gizlense de vardır. Ve her taraf, her ve taraftar ve mültezimleri muzaffer olacaklardır.
kim hakikate uyarsa, ben Müslümanım diyenler de olabilir, olmayabilir de, hakikate uyan kim ise hakikate uyduğu kadar muzaffer olacaktır. Bu prensip, hani yaratılıştaki prensip. Hidayete talip olanlar ne kadar hidayete talip oldularsa, talip olduğumuz kadar hidayet bize veriliyor, nasip ediliyor, yaratılıyor. Mesela hangi düzeyde bir bilim dalında eğitim gördüysen, o düzeydeki bilgiyi öğreniyorsun, daha üstüne gitmiyorsun, gidemiyorsun. Çünkü o düzeye girmedin, talip olmadın. Bu şekilde anlasak, hak bizim talip olduğumuz kadar mutlaka bize ulaşacaktır. Mutlaka ulaştırılacak. Allah'ın vaadi bu. Yani hiç kimsenin hakkını yemem diyor. Hiçbir zaman benden zulüm görmeyeceksiniz diyor. Evet. Seste bir problem mi var yoksa yalnız Uğur hocamızın mı sesi? Diğer arkadaşların problemi var mı ses konusunda? Evet. Ses iyi. Allah razı olsun. Peki Uğur hocam çıktı herhalde, tekrar gelecek şimdi. Peki hak neşve nema bulacaktır toprak altında gizlense dahi ve taraftar ve mültezimleri muzaffer olacaktır. Yani Müslümanlar rezil oldu, biz de Müslümanız, biz de rezil olduk değil kardeşim. Hakikata talip olduğun kadarıyla hak seni ayakta tutacak. Ama ne kadar talipsen o kadar o seni canlı tutacaktır. Eğer zaman ve zeminin merhametsizliğinden az ve zayıf olsalar, zaman ve zeminin, hani bu ibarelere dikkat etmek lazım, zaman ve zeminin şartlarında insanların takındığı tavırlardan dolayı, yoksa Allah'ın yarattığı zaman ve zeminden dolayı değil. İnsanlar, bakıyorsunuz, çok insan hakikate talip olmayabiliyor. Peki efendim, o zaman çok insan hakkın desteğini kazanamıyor. Talip olmadı çünkü. Biz de dünyanın geneline baktığımız zaman hakikate talip veya hakikate ulaşmış çok insan yok diye görürsek ümitsiz olmayacağız. Neden? Bu sünnetullah'dır, yaratılış kuralı budur. Dünyadaki yaratılış nizamı bunu gerektiriyor. Ne kadar talip olursan o kadar alırsın. Meşvel ama her zaman bulmuyor. Zaten hak her zaman kendini belli ediyor. Fakat ya işte insanlar talip olmadığından ya da onlar hakkı başka şekilde olduğunu zannettiklerinden sanki hak neşvi neva bulmuyormuş gibi zannediyorlar gibi geliyor bana. Yoksa hak neşvi neva bulacak derken yani siz zaman içinde hakkın ne olduğunu daha iyi görmeye başlayacaksınız demek gibi istiyor gibi geldi. Evet, yöneldikçe daha iyi anlayacaksın. Güzel bir açıklama, Allah razı olsun. Hakka talip oldukça bakacaksınız ki hak seni ihya ediyor. Diyorsun, bunu anladım. Hakikaten Kur'an'ı iman kitabı olarak okuyun. İman eğitimi yapan kitap olarak okuyun. Kendinizi muhatap edin, arkadaşımızın başta söylediği gibi. Abera'nın başta söylediği gibi kendime muhatap olarak okuyun ve kendi iç dünyanızda muhasebesini yapın. Bana ne diyor bu diye. Benim dünya görüşümü nasıl değiştiriyor diye bakın. Varlık anlayışımı nasıl değiştiriyor? İman oluyor. Varlık anlayışımı nasıl değiştiriyor diye bakın. Ne diyor bana? Doğru mu diye bakın. Ve doğru olduğunu gördüğünüzde insan egosu teslim olmamak için bir bahane uydurmaya başlıyor. Canım işte namazını kıl, o kadar da fazla derin düşünme vesaire. Veya bu işin ne yapacaksın? Herkes böyle zaten gibi. İşte gidersin camiye, kılarsın namazını beraber, Müslümanlarla beraber dönersin evine, içersin çayını. Yani daha ne istiyorsun ya? Dini görevlerini de yaptın işte. Deme yönünde bize telkinlerde bulunuyor.
Yani işi zahirde, kurdu zevahirde kurtarıvermek telkinlerinde bulunuyor. Senden başka bilen yok mu? Yalnız sen bir Müslümansın ve yalnız sen mi Kur'an'dan anlarsın? Zaten sizden başka herkes kafir canım. Siz ki herkesi kafir görürsünüz. İmandan bahsedince insanlar kendilerinin dışındakileri kafir diye itham etti zannederler. Veya öyle alıp imana, ya bunda bir hakikat var, gel bunu paylaşalım demeyecek, kaçacak. Enaniyetin, gururun insana kurduğu tuzak bu. Yani sen imandan bahsedince, yani şimdi herkes kafir, bir sen mi müminsin? Kardeşim mesela ne kafir dedim, ne de ben bir müminim dedim. İmanın şöyle bir hakikati var, bunun farkında mısın dedim. Sen de farkında olursan daha sağlam olursun, daha kendini emniyette hissedersin, güvende hissedersin dedim. Bakıyorsunuz insanlar hemen karşı taraftaki aşırı aşırı anlayışa gidip, ilgisiz anlayışa gidip, itham edip yine imandan kaçma, iman eğitiminden kaçma yollarına başvurabiliyorlar. Bunların hiçbirine dikkat etmeden, bunların hiçbirine değer vermeden, kendi eğitimimizi sağlayacak bir Kur'an ile muhatap olmaya girdiğimizde, kendimizin gerçekten insan haysiyetiyle yaşayabiliyor olduğumuzu görüyoruz. Yani iman canlanmaya, filiz vermeye başlıyor. Ya o zaman diyorsunuz benim vazifem bu. Ben bu dünyada bunun için bulundum. Hani kendinizi ezilmişlikten, zilletten kurtarıyor. İnsan haysiyetini yaşamaya başlıyorsunuz. Kimseye, hiçbir şeye, hiçbir yaratığa ibadet edercesine değer vermekten kurtuluyorsunuz. Yani hürriyetinize kavuşuyorsunuz. Hürriyetinize kavuşuyorsunuz. Hür olarak yaşamaya başlıyorsunuz. Hiçbir yaratığa ibadet etmeden, hiçbir yaratı karşısında ezilmeden. Burada da dediğiniz gibi hak neşvelema buluyor. Dikkat ederseniz, eğer hakka talip olursanız, Kur'an'ın hak eğitimine talip olursanız, iman eğitimine, akidesine talip olursanız, kendinizdeki değişmeyi, güçlenmeyi, yani manevi anlamda güçlenmeyi görüyorsunuz. Yani paranızın, malınızın bütün olmaması bir şey ifade etmez hale geliyor. Yalnız izzetinizde başınız dik bu dünyada hayatınızı sürdürebiliyorsunuz. Gösteriyor yani hak. Biz ne kadar hakka talip olursak, o da bizi o kadar besleyecek, bunu göreceğiz inşallah. Eğer Kur'an'a hakkıyla muhatap olursak. Evet. Hem itikadımdır ki, istikbalde hüküm sürecek ve her kıtasında hakimi mutlak olacak yalnız hakikati İslamiyettir. Evet. Bakın, istikbalde hüküm sürecek. İslamiyet Müslümanlar demiyor. Ya hakikati İslamiyettir. İslamiyetin taşıdığı hakikat istikbalde hüküm sürecek. Zaten diğerleri hüküm sürüyor mu? Onlar yalnızca hakikati İslamiyet değil. Zorbalıklar, hakikat olmayan herkesin de tiksindiği haller, insanların da sevmediği, tiksindiği, nefret ettiği haller hakim oluyor. Gidiyorsunuz bir yere, savaş açıyorsunuz, öldürüyorsunuz yüz bir insanı, hakim olduk diyorsunuz ama hem kendi vicdanınız hem de bütün insanların vicdanları bu halin çok yanlış, çok kötü, nefret edilecek bir hal olduğunu anlıyor. Siz hakim oldum zannediyorsunuz, halbuki zulmünüzün mahkumu oluyorsunuz. Veya siz değil inşallah da insanlar zulümlerinin mahkumu oluyorlar. Bunu da anlamamız lazım. Yani bir yerde diyelim hırsızlık yaptık,
birisinin malını çaldık. Ve böylece hani bir an önceki bir hırsızlık yapmazdan önceki halimize göre zengin olduk. Ve zengin olduğumuz için de diyelim insanlar arasında itibarımız oldu, kuvvetli olduk diyelim. Ama hakikatta bu bir insanın zaferi değildir. İnsan vicdanen bilir ki iç dünyasında yanlış yaptı, zulmetti ve diğer insanlar da o zulmü bildikleri için sen orada hür olarak, gerçekten hürriyetini kazanmış birisi olarak başın dik yaşayamıyorsun. Biliyorsun yanlış yaptın. Onun ezikliği altındasın. Zulmünün ezikliği altında kalıyor insan. Onun için hakikat hakim olur. Para hakim olmaz. Kuvvet hakim olmaz. Hak hakim olur. Kuvvetin ama dünyada zalimler dilediklerini, istediklerini yapıyorlar. İnsanları öldürüyorlar. Binlerce insanı öldürüp, milyonlarca insanı öldürüp gerçekten bir yerde biz hakim olduk diyorlar. Ama bütün vicdanlar nefret ediyor bu halden. Ve sen de biliyorsun askere gidip de orada burada insanları öldürüp gelmiş olanlar şimdi hep hastanelerde crazy, akıl hastası olarak muamele görüyorlar. Akıl hastası olarak muayene ihtiyacı hissediyorlar. İntihar ediyorlar. Neden? Hani hakimdi adam, öldürebildi, silahı vardı. Ne oldu? İntihar etti. Çoğu intihar ediyor. Çok inanamayacağınız şekilde söylenilmiyor, ilan edilmiyor ama inanamayacağınız bir şekilde ya intihar ediyorlar ya hastanelere gidiyorlar. Hastaneler yalvarıyor. Bunları biliyor musunuz? Bilmiyorum. Hastaneler yalvarıyor. Ey askerden, askerlik görevinden dönenler, savaşa katılıp dönenler, lütfen gelin muayene olun. Hani gururunuzu ayaklar altına alın, gelin size yardımcı olalım, ilaç verelim, uyuşturalım sizi diyorlar. Onlar da gururlarını ayaklar altına alamadıkları için evlerinde, ben bunları bizzat gözümle de gördüm, ailelerine, çocuklarına, komşularına çılgınca zulmeden ne yaptığı, nerede ne yapacağı belli olmayan deli davranışlar sergiliyorlar ve sonunda intihar ediyorlar. Ne yaptıklarını bilmiyorum. Vicdan onları mahkum ediyor. Biz hakim oldular diyoruz. Yönetimi ele geçirdiler diyoruz. Kardeşim, zulümden saadet gelmez. Allah zulümden saadet yaratacak bir düzen kurmamış. Siz zanneder misiniz ki çok zengin, herkesin işte mesela, nasıl söyleyeyim, mutlu mutlu fotoğraflar çektiriyorlar. Fotoğraf çekildikten sonra, filmler, kameralar çalıştıktan sonra içeriye, evine, odasına dönüp makyajını silip hüngür hüngür ağlayanlarla dolu bu dünya. Fotoğraflara kanma. Onun için hakikati İslamiyet hakim olacak. Hakim oluyor. Ama adı Müslüman olanlar olmamış. Adı kafir olan, non-Müslüm, kafir demeyelim, Müslüman olmayan gayrimüslimler bir yerde yönetimi ele geçirmiş. Bu hakimiyet değil. Bir yerde bir garibin, bir gariban, hakikaten hakkı olan bir insanın yerine onu, siyasi iktidar sende olduğu için onu attın oradan, seni destekleyen birisini genel müdür yaptın, müdür yaptın, yönetici yaptın. Zannediyor musun ki bu halinden dolayı huzur içerisinde yaşayacaksın, zulmettiğini biliyorsun, vicdanın seni esaretten kurtarmaz. Yani esaret halinden çıkarmaz. Yine hala vicdanın seni mahkum eder. Onun ızdırabıyla yaşarsın. Hiçbir zaman insani huzura ulaşamazsın. Kaprislerinle savaşır durursun. Ne zaman iktidar değişecek de beni de bu yönetimden, bu makamdan alacaklar, bu maaştan beni kesecekler diye ödüm kopar. Korkarsın, titrersin. O
belirsizlik içerisinde hayatın rezil olur, sinir hastası olursun, fark etmezsin. Sinir hastası olduğunu fark edersin de ne niçin sinir hastası olduğunu fark etmezsin. Kanser olursun, neden kanser olduğunu fark etmezsin. Çünkü için içini yiyor. Allah zulümden, şu kainatın yaratıcısı zulümden saadet çıkartmaz. Onun için hakka tabi olan, hakkı tercih eden, hakkı uygulayan huzur bulur. Hakkı uygulamayan dünyaya hakim olur. Milyonlar, milyarlar elinde askeri gücü olur, parası olur, altını olur. Fakat gece huzur içerisinde uyumaz. Rahat uyuyamaz. Hapsız uyuyamaz. İnanın hapla uyumak iş adamlarının benim bulunduğum bölgede bilemiyorum eğer hapsız uyuyan bir iş adamı varsa. Bilmiyorum. Hapla uyumak aynen hani sabah kalkınca kahvaltı yapmak gibi normal kardeşim. Bu hale geldi. Stres, depresyon, ne derler, antidepresyon ilaçları normal aspirin gibi satılıyor. Ne derler, aspirin de değil artık. Patates, soğan gibi satılıyor. Gidin bakın her mağazada. Her patates, soğan satan mağazanın bir köşesinde ilaç satılıyor. İlaç satılmayan neredeyse büyük mağaza yok. Yalan mı söylüyorum? Bu alemde yaşanan, dünyanın hakimi olduğunu söyleyen alemde yaşayanlar söylesinler. İlaç satan bölümü olmayan büyük mağaza var mı kardeşim? Ya bu kadar, yani patates, soğandan daha çok ilaç satılıyor kardeşim. Neden? Hani hakimdik biz? Hani dünyanın yönetimini eline almıştık? Yani demek ki insaniyetimiz hakikatten uzak olduğu sürece rezil olmak zorunda. Yaratılış kanunu bu, kaçamayız. Kur'an'da bunlar güzel anlatılıyor, insan okudukça heyecanlanıyor da. Ama biz adı Müslüman olan Muhammed bilmem kim yönetime geçtiği zaman diye başlıyoruz. Çok affedersiniz, şahsiyetsiz bir şekilde, yıvışık bir şekilde sevinmeye, kişiliksiz bir şekilde sevinmeye. Neymiş adı Müslüman olan, işte İslam bilmem ne cumhuriyeti dedi diye diyoruz. Bununla İslam'ın hakikatini ilan ettik zannediyoruz. Kur'an bize kahrediyor. Bunları anlayıp yönümüzü değiştirmemiz lazım. İnşallah. Evet, çok uzattım. Haber geldi, bitmesi lazımdı. Efendim, hakikati İslamiyet hakimi mutlak olacak. Doğru. Hakikati İslamiyet. Ben Müslümanım diyenler değil. Hakikati İslamiyet hakimi mutlaktır. Ve bu hakikate tabi olduğumuz sürece onun hakim olduğunu göreceğiz. Uygulayacağız. Hayatımızda uyguladığımız sürece o da kendini bize gösterecek. Bu anlamda hakikaten Zafer kardeşin hatırlatması güzel oldu. Yani biz şimdi yok ama ileride olacak değil. Eğer istersen olur. Bunu iste ve gör. Göreceksin. Talip ol, göreceksin hakikaten. Hakikaten çok acınacak durumda. Kendini hakim zanneden insanlar acınacak durumda. Nasıl izah edeyim? Yok efendim, keyfime bakarak yazıyorum. Yok efendim, adın Müslüman olsun, ne olursa olsun. Bir gün pazar gün çalışmadım diye evde insanlara, ailesine zehir kusturan dolu Müslüman var. İsimleri bırak. Neyse. Evet, saadet sarayı istikbalde tahtı nişin hakaik ve marif yalnız İslamiyet olacaktır. Evet,
onu fethedecek yalnız odur. Yani İslamiyet'in geleceği, istikbali, insanın geleceğini fethedecek yalnız İslamiyet'tir. Hakaiki İslamiyet'tir. Emareler görünüyorlar. İşte insanlar İslamiyet'in, ya, insanlar bakıyorsun, yani insanları acınacak durumda görmek çok kötü. Çok kötü. Kendimizi görmemiz lazım ama zahirse kurtulmak için imanın hakikatlarına ne kadar candan yürekten sarılıyor insanlar. Nereden kurtulacaklar biliyor musunuz? Haplardan kurtulacaklar. Gece uykusuzluğundan kurtulacaklar. Devamlı tedirgin olarak yaşamanın, güvensiz olarak yaşamanın sıkıntısından kurtulacaklar. İmanın bir hakikatini anlatıldığı zaman o hakikata öyle geliniyor ki iman ile kurtulacağını bilenler böyle dört elle sarılıyorlar. Daha dört elle. Duyar duymaz. Bu nereden geldi, nereden diye. Ama ben zaten Müslümanım. Namazımı da hiç kaçırmam diyenlerin imanın hakikatine talip olmadıklarını genellikle gördüğümüz için onlar dört elle değil, iki elle bile sarılmıyorlar. Biz Müslümanız diyenler mutlaka hepsi değil. Ben Müslümanım, kurtuldum diyen. İmana talip olmayanlar, imanın kıymetini bilmedikleri için adları Müslüman da olsa Kur'an'ın hakikatlarına gönüllerini, akıllarını, kalplerini açamıyorlar. Bunu iyi müşahede edin. Bir insanın ben Müslümanım, namaz kılıyorum, hatta artık gece namazı bile kılıyorum canım demesine bakmayın. Bakmayın bir insana. Kendine de bakma. Kendin öyle yapıyorsan ona da bakma. Ne yapacaksın? Namaz mı kılmayacaksın? Hayır. Bunlar önemli değil ilk etapta. Tabanlarını, içini, özünü terk ettik diyor ya. Özünü yakaladın mı sen, ona bak. Ama gerçekten dışarıda olup da ne namaz kılan, ne bilmem İslamiyet'le ilgisi olan, olmayan kişilerin bir yerde bir hakikat duydukları zaman gözleri şimşek gibi çakıyor. Bu beni kurtarabilir diyor. Bu bana bir kurtuluş yolu olabilir diyor. Demek ki imana talip olmak ayrıdır. Ben Müslümanım demek ayrıdır. Bunu ayırt etmemiz lazım. Evet. Anlatıyor neden geleceği İslamiyet'in hakikatları fethedecek. Çünkü diyor mazi kıtasında, geçmişte vahşet abad sahralarında, yani insanlık insaniyeti, insanların insaniyetini gerekli şekilde kullanmadığı asırlarda haymenişin taassup, çadırlarda kalanlar, medenileşmemiş, insaniyetin gereğini gerçekleştirmemiş olan taassup ve taklit veyahut Cehlistan ülkesinde cehalet, menzil nişin, muzahrifat ve istibdat, onlara şimdi efendim istibdat var, onları anlatacak zaten aşağıda, aşağıda sıralayacak, şimdi hızlıca geçelim, vaktimiz de bitiyor. Mazi kıtasında hakim olan nedir? Taassuptur, taklittir, cehildir, istibdattır. Şimdi bunlar yavaş yavaş kırılıyor. Kırılmak zorunda, insanlar farkına varacaklar inşallah. Varmaları lazım, insaniyetin özünde var bu. Şeriat-ı Garra'nın galebi-i mutlak ve istilai tamına set ve mani olan 8 emir, yani 8 mesele var. Şeriat-ı Garra'nın mutlak galibiyetine engel. Şimdi bu o 8 emir 3 hakikatle zir-i zeber olmuşlardır, olacaklardır. Efendim. Üç hakikat nedir diye aradım. Siz bulabiliyorsanız söyleyin, burada yazan var mı diye. O maniler ise bir. Önce manilerin birinci kısmı bunlar, ecnebilerde taklit, cehalet, taassup
ve kıssislerin riyaseti. Yani ben hocayım, din adamıyım diyenlerin fakat dini kıssalar halinde anlatan, hikayeler halinde anlatan, o hikayelerin içerisindeki akideleri göstermeyen insanlara kıssis denir. Kıssis diye bilmiyorum nasıl tarif ettiği, nasıl bir bakıyorum şimdi. Kıssis. Keşiş, papaz, Hristiyan adam yok onlar öyle değil. Öyle olduğunu zannetmiyorum. Kıssis demek buradaki anlatılanlara göre. Kıssa anlatan demek. Yani Kur'an'da öyle söyleyeyim ya da Tevrat'ta anlatılan hakikatları kıssalar şeklinde anlatıp hakikatini göstermeyen demek. Dolayısıyla Hristiyan papazı kısa olmaz, kıssız olmaz. Kur'an'daki bir hikaye, hikaye olarak anlatan bir hoca da, bir alim de, bir müfessir de kıssızdır. Kıssa anlatıyor bana. O kıssanın hakikatini anlatmıyor. İşte o kıssanın hakikatini anlatmayanların riyaseti, din adamı diye ortaya çıkıp din adamı pozisyonunda insanlara kendilerini empoze edip dini benden öğreneceksin diyen tavra girmeleri. Yani din adamı sınıfı oluşturmaları. Bunlar ecnebilerde çok hakim idi. Taklit, cehalet, taassup ve kıssislerin riyaseti. Taklit vardı, birbirlerini taklit ediyorlar. Cehalet, bilmiyorlar hakikatin ne olduğunu, araştırmamışlar. Taassup, biz daha iyiyiz, bizim medeniyetimiz daha üstün diye tutturmuş gidiyorlar. Biz de şimdi hani ecnebi kim diye sorarsanız o da ayrı bir konu. Şimdi bizdeki mani ise istibdadı mütenevvi, mütenevvi. Değişik tarzlarda tezahür eden istibdat. Yani kuvvetin istibdadı, ilmin istibdadı, faziletin istibdadı, makamın istibdadı. Dindarlık iddiasının istibdadı, ben senden daha dindarım, dolayısıyla benim hakim olmam lazım, tavırları vesaire. İstibdadı mütenevvi, çok değişik istibdatlar. Ahlaksızlık, ama hem dindarım diyorsun, hem de dinin gerekleriyle hareket etmiyorsun. Ve müşevvişiyeti, ahval ve ataleti intihar eden yeis. Şimdi pardon, müşevveşiyeti ahval. Yani kargaşa. Tabii Kur'an'ın hakkını vermedi, Kur'an bizi terk etti ya, bu sefer birbirimize düştük. Yani Şiiler Sünnilerin camisini, Sünniler Şiilerin camisini, efendim Sünniler Hristiyanların kilisesini, Hristiyanlar Müslümanların camisini yakıp yıkıp veya onların müesseselerini tahrip edip birbirine girmiş anarşi hali yaşanıyor. Tamam, anarşi hali. Yani bu kişisel bazda da olabilir, toplum bazda. Kişisel bazda hem dindarım diyorum, hem dine tabi olmuyorum. Hem Kur'an okuyorum diyorum, hem anlamak istemiyorum. Anlatmak isteyen olursa ona gidip onu dinlemiyorum veya onun anlattığı kitapları okumuyorum, derslerini dinlemiyorum, sohbetlerine gitmiyorum vesaire. Bir çelişkidir, gidiyor. Yani din toplantısı diye dini okuyacağız diye bir araya geliyoruz. 5 dakika din okuyoruz, 15 dakika çay içiyoruz, sohbet ediyoruz, dünyadan bahsediyoruz. Okuduğumuz din hiçbir zaman sohbet konusu olmaz. Müşevveşiyet değil de ne bu yani? Anarşi değil de ne bu? Din adına buradayım. İşte karıştırma fazla. Evet, bu müşevveşiyet hali, anarşik bir durumu yaşanıyor olması, yani İbadet etmeye gidiyorum, gittiğim dediğim yerde ibadetin yalnızca zahiriyle geçiştiriyorum. İç dünyamda hiçbir etkisi görünmüyor vesaire. Bir de ataleti ihtiyaç eden yeis. Yani tembelliği sonuç veren yeis. Ya olmaz ya, yapamayız ya. Kur'an'ı kim anlayacak kardeşim? Onu hocalar okusun. Herkesin bir mesleği var. Yani ben Kur'an'ı anlayacak bir adam değilim ki.
Arapça da bilmiyorum zaten. İngilizce biliyorsun ama. İngilizce öğrenmek için binlerce lira da para verebiliyorsun ama. Çocuğunu da İngilizce öğrensin diye bütün malını, mülkünü çocuğun üzerine vakfedebiliyorsun ama. Bunları yapabiliyorsun. Ama gelince kendimizin bizzat teşebbüs etmesine gelince, aa kardeşim sen yap ben sana parasını vereyim. Bak yani Kur'an okumuyorum kendim, Kur'an ilmiyle meşgul olmuyorum ama biz din anlatıyoruz diyene para veriyorum. Ulan kendin okusana önce. Kendin önce Kur'an'ı anlamak için çalışsana. Kendin Kur'an'ı anlamak için çalışmıyorsun. Kur'an anlamak için çalışacaklara ben okul yaptım, bilmem ne yaptım diyene para veriyorsun. Kendini okumuyorsun ki. Kendin değer vermediğin bir şeyin başkasının için değerli olduğunu iddia etmek hipokrisi, yani sahtekarlıktan başka nedir? Kendini kandırıyorsun. Önce kendin bir oku, kendin bir doy, kendin bir lezzetini al. Ondan sonra fazlasını da muhtaçlara ver. Ama ben kendim para kazanmakla meşgulüm, öbür taraftan başkaları gitsin benim yerime din hizmeti yapsınlar diye. Sanki görev ayrımı yapıyorum. İman senin için, para kazanmak benim için der gibi. Sahtekarlığın ta kendisi. Ama maalesef yaygın bir hastalık. Neden? Aman efendim benim işim gücüm var, zamanımı yapamam. Bakın ümitsizliğin kaynağı. Yes. Tembelliğin kaynağı. Yes. Adını... Benim din bilgisiyle alakam yok. İlgisim yok. Ya kardeşim sen Rabbini tanımakla mükellefsin. Allah sana konuşuyor. Kur'an sana konuşuyor. Kur'an başkasına konuşmuyor ki. Kur'an alıp başkasına satmak için Kur'an ile Kur'an bastırılmaz ki. O zaman matbaacılık mı yapıyorsun? Çok komik durumlar var da neyse. Bütün bunlar Şems-i İslamiyet'in küsufa yüz tutmasına sebep olmuşlar. Yani İslamiyet güneşi, yani güneş tutulmasına uğradı. Araya ay girdi, başka bir şeyler girdi. Artık İslamiyet kendini göstermez duruma geldi. Evet, başka noktalar da var. Uğur hocamız buraya kadar okudu. Biz de burada kalalım. Ben böyle biraz dağınık konuştum ama çok konuşulacak nokta var buralarda. Sizin de söylemek istediğiniz varsa buyurun. Değilse ben inşallah susmak zamanı geldi diyorum. Sizin ilave etmek istediğiniz sorunuz, itirazınız... Peki ben Fatiha derim diyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahum. Enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.